Şimdi bu dersimizde ise arrow function yani ok fonksiyonlarını göreceğiz. Ok fonksiyonları. Fonksiyonları yaratmak için daha kısa bir yöntem olarak biz bunları kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü neden ok diyoruz? Çünkü şu ifadeyi kullanıyoruz bunlarda. Bir tane ok fonksiyon yaratalım. Mesela let function diyelim ve burada işte ne diyelim, isim diyelim. Şu şekilde bir ok koyalım. Bu şekilde direkt biz bu fonksiyonu oluşturabiliyoruz. Şu anda bir ok fonksiyon oluşturduk aslında. Veya bir toplama işlemi için let topla diyelim. Ve buraya gelip a b eşittir deyip a artı b olarak bu şekilde ifade edebiliyoruz. Mesela ne diyelim, topla şöyle alert topla 15 ile 20 diyelim. Şöyle çalıştırayım. Bakın 35 yazdı. Bunun diğer türlü yazılış hali neydi arkadaşlar? Function topla AB return A artı B. Yani bunun kısaltılmış hali budur. Bunu direkt şöyle de çalıştırabiliriz. Hani yani direkt diğer yazarak da çalıştırabiliriz. Hop, toplayı şey yaptı. Mesela bir sayının iki katını almak istersek let iki kat diyelim ve buraya ne diyelim, x diyelim, x çarpı 2. Burada bahsetmek istediğim bir tane özellik de şu: eğer bakın benim idem otomatik koydu, eğer tek bir parametre gidiyorsa şöyle oluşturmanıza gerek yok, direkt işte x olarak yazabilirsiniz. Bunu benim Prettier otomatik yapıyor, o yüzden bu şekilde çıkıyor. Yani şurayı direkt x olarak da şöyle de yazabilirsiniz. Bakın bu şekilde de yazabilirsiniz. Biz bunun gösterdiği gibi yapalım. Alert 2 kat, işte 10'un 2 katını alsın. Yani 2 ile çarpsın. Ne yaptı? Burada 20 yazdığını gördük. Herhangi bir parametre almıyorsa da let selamla mesela şu şekilde alert ABC diyebiliriz. Bunu sıklıkla arkadaşlar şeyde kullanıyoruz. Mesela React tarafında kodlama yaparken bunu sıklıkla kullanıyoruz. O yüzden bu arrow function'ları öğrenmeniz önemli. Yani tek fark dediğim gibi oluştururken bu şekilde oluşturuluyor. Mesela bu ok fonksiyonları ile ilgili ilerleyen derslerde daha farklı anlatımlar olacak. Bunlar sadece temel hali. Bir önceki derste kapatalım. Bunlar sadece temel. Yani çünkü ilerleyen derslerde bize lazım olacağı için bunun temelinden de bahsetmek istedim. Son olarak şöyle kısa bir örnek yapıp bu kısmı tamamlamak istiyorum. Mesela let mesaj diyelim. Diyelim ki yaşımız 18'den küçükse, bu kullanımı hatırlıyorsunuz. Burada direkt şöyle bir işlem yapabiliyoruz. Alert 18'den küçük ve else ise yine aynı şekilde alert 18'den büyük şeklinde bir kullanım yapıp buraya mesajı direkt böyle bastırabiliyoruz. Tabii şuraya da yaşımız 19 olsun. Çalıştıralım. Hop, 18'den büyük şeklinde bir ifade kullandı. Buraya 18 yaparsam 18'den büyük, 17 yaparsam 18'den küçük şeklinde ifade kullanıldı. Dediğim gibi bu bölümü ilerleyen derslerde bayağı bir sık kullanacağız. Bunun için daha farklı bir ders de olacak çünkü içerisinde çok fazla detay olabilir. O yüzden şimdilik sadece bunun girişini, ok fonksiyonlarının girişini, nasıl oluşturulduğunu, bunları bilmeniz yeterli. Bunlar da JavaScript temellerinde anlatabileceğimiz bölümlerdi. Bir sonraki derste görüşmek üzere.